Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Ee, i̇pime uygun kullanacağım şiş, 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 3. Yani 9, 9, 9 diye ayarlayacaksınız. Sonuna 3 ilmek eklenecek. Ben iki dilim model üzerinden anlatacağım. 9, 9, 18, 3 de artı ilmek ekleyeceğim sonuna. 21 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 21. Toplamda 21 ilmeğim var. Şöyle göstereyim. 9 bir model için burada 9 da 1 model için sonuna da Pardon şöyle 9 da 1 model için sonuna 3 ilmek ekliyorum. Evet. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle bu ters olan gör, yani örgümüzün ters görüntüsü ön yüzü. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz örerek dört sırayı tamamlayacağız. Şu anda üçüncü sıradayız. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle 4 sıra tersimiz oluştu burada. 1 2 3 4. 4 sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın 1 ilmek düz. 1 ilmek artırdım. Devamında 2 ilmek düz. 2 ilmek daha düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Tam tersini yapacağım için ilmeklerin yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve ikisini bir örerek sağa doğru kestim. Birinci kesmemizi sola yaptık, ikinciyi de sağa kestik devamında 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 düzden sonra yine bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi kesme işlemi. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmek çıkardım. Şimdi sağa doğru keseceğim için ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında iki ilmek düz ördüm. Kesme işleminden sonra iki düz bir artırma. Bir düz daha ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmekler dahil. Bunları da hepsini ters örerek devam edelim sıra sonuna kadar. Evet. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapacağım. 5. sırada ne yaptıysak, kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örelim. Daha sonra bir artırma yapalım. Devamında iki düz ilmek örelim. Ve kesme yaptığımız iş şeye geldik. Yere geldik. İki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Daha ilk devamındaki iki ilmeğimi de yerlerini değiştirerek kestim. Sağa doğru kesmiş oldum. Bakın şöyle bir dilim oluşmakta. Bu modelde lastik istemiyor arkadaşlar. Onu başta söylemeyi unuttum. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Kesme işleminden sonra 2 düz ilmek ördüm. 1 artırma yaptım. Şu tek olan ilmeğimi yine düz ördüm. Bakın. Devamında 1 artırma yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Kesme yaptığım ilmeklere geldim. Önce ikisini sola, sola doğru kestim. Devamındaki iki ilmeğimi de yerlerini değiştirdim taktım ve sağa doğru kestim. 2 ilmek düz, 1 ilmek artırma yaptım. 1 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıramı da bu şekilde tamamladım. 8. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. artırma yaptığım ilmeklerde dahil hepsini ters örerek devam ediyorum. Evet şimdi 9. sıradayız yine bu kesme işlemini yapacağız ajurlu kısmı 6 sıra bu işlemler 4 sırada şu ters olan yer toplamda 10 sırayı tamamlayacağız. 8. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğimi düz ördüm bir artırma yaptım 2 ilmek düz ördüm şu şekilde kesme işlemi yapacağız yine aynı yere denk geliyor bakın iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim şimdi sağa doğru kesme işlemi yapacağım devamında iki ilmek düz bir ilmek artıralım bakın ortada bir düzümüz var onu yine düz olarak örüyoruz bir artırma iki düz kesme işlemi. 2 düz, 1 artırma, kenarda 1 düz, 1 de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım bu şekilde. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi yine ters örelim. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Şimdi ikinci model kurulumunu da başlayalım hep birlikte. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz öreceğiz. 4 sırayı tamamladıktan sonra ajurlu kısma geçeceğiz. Model şöyle kabartmalı, güzel. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle bir modelle pek bir şey anlaşılmıyor. Sıramı tamamladım. Bu şekilde yaptım. Şimdi arka yüzünde de düz öreceğiz. Arka yüzünde düz, ön yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlıyoruz. 4 sıramı tamamladım. Bakın şurada ters örgümüz 1 2 3 4. 4 sıra oluştuktan sonra şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu birinci modelde nasıl yaptıysak yine aynısını yapıyoruz. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında iki ilmek daha düz ördüm. Şöyle ve iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesiyoruz. Bakın modelde kaydırma yok. Aşağıda ne yaptıysak aynısı. Şöyle göstereyim. Sağa doğru kesme yapmak için ben bu iki ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Arkadakini öne, öndekini arkaya aldım. Ve sağa doğru ikisini düz örerek kestim. Devamında iki ilmek düz ördüm. Şu tekli ilmeğe denk geldi. Önce bir artırma yaptım. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bir artırma daha yaptım. İki ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Şimdi sağa doğru keseceğim. Önce ilmeklerimin yerini değiştirdim ve ikisini bir aldım. Düz örerek sağa doğru kestim. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Önce bir artırma yaptım. Son kalan ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 5. sıramı da tamamladım. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ya artırma yaptığımız ilmekler de dahil hepsini ters örüyorum. altıncı sıramı tamamladım. Bakın model şöyle kendini gösterdi. Şu birinci model kurulumunda ne yaptıysak aynısını yine yapıyoruz. Yine ajurlu kısmı yapıyoruz. Eksiltme, artırma diye. Yani yedinci sıra ön yüzünde de aynı işlem. Arka yüzünde ters öreceğizsek. Dokuzuncu sıra ön yüzünde yine aynı işlem. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir artırma, iki düz, 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmeği sağa doğru kestim devamında. 1 düz, 1 artırma. Şöyle 1 düz, 1 artırma. Ondan sonra iki düzle yine devam ediyoruz. Daha fazla anlatmama herhalde gerek yok. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak model ilerleyince şöyle dilim dilim kabartmalı güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Dantel gibi güzel, zarif bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İsterseniz altına lastik uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyesinde altında lastik uygulayıp üzerine modeli kurarsınız, yanlara da yine lastik uygularsınız. E, bitirirken de yine lastikle bitirirsiniz. Ama şal yaparken şöyle dilimli olması daha güzel duracaktır. Keserken de yine dilimler oluşacaktır. Bakın şurada dilimler oluşacak model bitiminde. Başlangıçta bunlar da dilim oluştu. Biterken de burada dilim oluşacak. Evet. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.